Öğrencilere Gelirken programından tekrar merhaba. Aday öğrencilere bölümleri, Üsküdar Üniversitesi'nin imkanlarını, programları anlatmaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Rektör Danışmanı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, NP Fuan Müdürü, değerli hocamız Profesör Doktor Tayfun Uzbay bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Betül. Hocam kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum ben öncelikle. Ben teşekkür ederim davetin için. Hocam şimdi Üsküdar Üniversitesi hakkında öncelikle pandemi süreciyle ilgili bir giriş yapmak istiyorum hocam. Aniden geldi, okullarımız kapandı, endişelendik. Süreç nasıl yönetildi ve gelecek yıl neler değişecek hocam? Evet, pandemi gerçekten çok büyük bir sürpriz şeklinde geldi. Çin'de ilk başladığında bir başlangıçta tabii onda Çinlilerin de etkisi oldu. Pek böyle bir ciddiye alınmaz gibi oldu ama işin vahameti sonra anlaşıldı tabii. Evet. Üsküdar Üniversitesi olarak hani özelinde konuşursak genel olarak da Türkiye kötü bir sınav vermedi ilk bölümünde bu işin. Üsküdar Üniversitesi tam zamanında gerekli tedbirleri aldı. Zaten YÖK kuralları da veya hükümetin aldığı bir takım kararlar da öyle gerçekleşti. Derhal eğitime ara verildi. Şimdi eğitime ara verildiği zaman da bu eğitimin nasıl yapılacağı tabii gündeme geldi. 2 aylık bir ek süre verildi önce. Tabii bu hükümetin ve YÖK'ün resmi kanalların bize verdiği süreydi. Bu 2 aylık süre içerisinde işte altyapılarını eğitim kurumlarının tamamlaması gerekiyordu. O süreçte öğrencilerimize genellikle ödev vererek veya onlara ders dokümanlarını göndererek, iletişimde bulunarak yardımcı olmaya çalıştık. Ama Üsküdar Üniversitesi bu 2 aylık süre daha tamamlanmadan altyapıyı oluşturmuştu, kurmuştu. Daha sonra bir uzaktan eğitim altyapısı oluşturuldu. Bu uzaktan eğitim altyapısıyla öğrencilerle buluştuk. Ben 3 farklı derse giriyordum. Birçok başka hocamızdan da herhangi bir şikayet duymadık. Öğrencilerimizden de herhangi bir şikayet olmadı. Gayet iyi o süreci yönettik bence. Çok şükür hocalarımızdan veya öğrencilerimizden hastalanan veya herhangi bir nedenle virüs kapıp karantina tedbirleri uygulanması gereken herhangi bir durumla da, ciddi bir durumla da karşı karşıya gelmedik. Elimizden geldiği kadar bu süreci yönetmeye çalıştık ama şunu belirtmekte fayda var. Her ne kadar uzaktan eğitimle yeterince dersleri anlattıysak da sınavlarımızı da öyle yaptık. Sınavları böyle yaptıysak da gene hem öğrencilerimiz hem biz öğretim görevlileri olarak yüz yüze eğitimi açıkçası özlüyoruz. Evet, çünkü hiçbir şey onun yerini tutmuyor. Kesinlikle. Haklısınız hocam. Umuyorum ki en kısa sürede hocam bizler sizlere kavuşuruz. Sorunun son bölümünde galiba bundan sonra ne olacak demiştin. Evet, evet. Şimdi şu anda an itibariyle maalesef 1 Haziran'da başlayan yeni normal dediğimiz süreci biraz abarttık. Yani çeşitli nedenlerle. Ama bu da normal. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bütün dünyada böyle. Biz biraz daha İşte Akdeniz iklimine veya bir Akdeniz ülkesiyiz bir taraftan. Öbür taraftan çok kültürlü bir ülkeyiz, çok sıcakkanlı bir ülkeyiz. Yakın teması seviyoruz, geleneklerimiz var. Onlardan taviz vermek istemiyoruz. Onlara uyum sağlamakta zorluk çekiyoruz. Bu nedenle hani yaz döneminde ben açıkçası biraz daha yavaş seyredeceğini, biraz daha rakamların azalacağını düşünüyordum. Hatta beni doğrular şekilde galiba böyle 800'lü, 600'lü rakamlara doğru da gitmeye başlamıştık. Ama bugün 1100-1200'e dayanan rakamlardan söz ediyoruz. Çok şükür ölüm oranlarımız ki hiç olmasını tavsiye etmeyiz. Ölüm oranlarımızda, ölüm sayılarımızda çok büyük bir artış yok. Ama yeni vaka sayılarında artış var. Bu şartlar altında sanki kanaatimce önümüzdeki en az bir yarı yılı da gene uzaktan eğitimle geçirebiliriz gibi geliyor bana. Ama ilave bir tedbir alınmazsa, hükümetten ilave bir açıklama yapılmazsa bu yeni dönemde sınıfları seyrelterek işte öğrencilerin bir kısmını uzaktan eğitime dönüşümlü olarak bir kısmını sınıfta canlı eğitime alarak yürütmeye çalışacağız. Evet.
Hocam şimdi hemen bu sorunun ardından umuyorum ki tekrar gelebiliriz okullarımıza, sizlerle görüşebiliriz. Umarım. Tıp fakültesine geçiş yapmak istiyorum hocam. Tıp fakültemiz açıldı, eğitim vermeye evet, başladı. İkinci yılımızdayız. Evet, hız kesmeden eğitimler devam ediyor. Sormak istiyorum hocam, başlangıçta nasıldı, şu an nasıl? Tıp fakültesini diğer fakültelerden ayıran özellikler nelerdir Üsküdar Üniversitesi olarak? Biraz bahseder misiniz? Şimdi Üsküdar Üniversitesi genç bir üniversite. 10. yılını kutlayacak 2021 yılında, 2011'de kuruldu biliyorsun. Hı hı. En küçüğü de, en yeni yavrusu diyelim, hı hı, tıp fakültesi en son açılan. Bir de diş hekimliği fakültesinin de iznini aldık. İnşallah onu da önümüzdeki yıl açacağız. Hı hı. Şimdi tıp fakültesini tabii böyle henüz eğitime yeni başlamış bir fakülteyi nasıl bir özelliğiyle diğerlerinden ayırt edebilirsin? Bu çok kolay değil. Evet. Öbür taraftan tıp eğitiminin bir özelliği var. Şöyle bir özelliği var. Diğer tüm branşların aksine tıp eğitiminde 50 bin baraj uygulanıyor ve 50 bininci sıradan 1 ile 50 bininci sıra arasındaki adaylar tıp fakültesine ancak başvurabiliyorlar. Hı hı. Ve tıp eğitimi çok ciddiye alınan bir eğitim. Hani akreditasyonlar soruluyor filan ama tıp eğitimi başlarken zaten akredite oluyor. Yani hı hı, YÖK ciddi bir denetime tabi tutuyor ve bu denetim de İşte sizin afiliye olduğunuz hastaneden kadavra sayınıza kadar ve kadavraların gerçekten sizde bulunup bulunmadığına kadar, laboratuvarlarınızın yeterliliğinden mikroskop sayısına kadar, sınıflarınızın metrekaresine kadar, hı hı, her şeyi ama her şeyi denetliyor. Açmadan önce, açtıktan sonra değil. Dolayısıyla Türkiye'deki şu anda mevcut tıp fakülteleri arasında YÖK akreditasyonu açısından aslında hiçbir fark yok. Hı hı. Müfredat da aynıdır. Tıp eğitimi bütün dünyada belli başlıklar altında yürütülür zaten. Hı hı. Burada Üsküdar Üniversitesi'nin farkını ben iki noktada ortaya koymaya çalışacağım ama bunu söylerken de biz diğerlerinden farklıyız demeyeceğim. Hı hı. Sadece bu programı izleyenlere bir anahtar vermeye çalışacağım. Adaylar, yani ben de bir aday olsaydım ve bir tıp fakültesine girebilmek için belli bir puanı tutturmuş olsaydım, o tercih aralığında olsaydım, hangi eğitimin daha iyi olduğunu anlamak için, çünkü eğitimi binalar vermiyor, eğitimi öğretim elemanları, hocalar veriyor. Evet. Biz de bu konuda son derece şeffafız. Bizim web sitemizde sadece tıp fakültesi için değil, bütün fakülteler için, bütün hocalarımızın hem kısa hem uzun CV'leri yer alıyor. Ve bu CV'ler son derece detaylı. Mesela benim CV'mi tıklayan birisi benim hakkımda çok çok kapsamlı bilgiler alabilir. Çok sıkılıyorsa, uzun CV'ye bakmak istemiyorsa kısa CV'den bir fikir sahibi olabilir. En azından daha önce hangi okulları bitirdim, nerede ihtisas yaptım, hı hı, yurt dışı eğitimimi nasıl aldım, hangi görevlerde bulundum, deneyimim nedir, bunlar orada yazıyor. Bilimsel tarafıma bakmak istiyorlarsa da uzun CV'me bakabilirler. İşte orada kaç kitap yazdım, kaç makale yayınladım, kaç kongreye katıldım. Bunlar önemli şeylerdir. Hele tıp eğitiminde çok daha önemli şeylerdir. Hı hı. Diğer üniversitelerin web sitelerindeki öğretim elemanı, hoca kadrosuyla bizim kadromuzu mukayese edebilirler, hı hı, ve hangisi daha iyiyse, hı hı, onu tercih edebilirler. Daha bilimsel olan, daha deneyimli olan, hı hı, daha çok sepeti dolu olan, kadroya sahip olan üniversite, hı hı, daha iyi eğitimi veriyor olacaktır diyebiliriz yani, evet, rahatlıkla. İkinci bir nokta daha var. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak geçen yıl ilk defa öğrenci aldık. Hı hı. Ve 50 bine kadar öğrenciler size müracaat edebiliyorlar. Hı hı. Gayet iyi biliyoruz ki birçok vakıf üniversitesinde, tabii bu devlet üniversitelerini ayrı bir yere koyuyorum ben burada. Hı hı. Tıp eğitimi çok pahalı bir eğitim ve devlet üniversiteleri zaten çok daha ön taraflardan kapatıyorlar, hı hı, kadrolarını. Kolay değil böyle bir pahalı eğitimi karşılayabilmek. O yüzden de bursa yönelmek istiyor öğrenciler çok defa haklı olarak. Şimdi yeni açılan bir üniversite olarak biz bilmiyorduk hangi sıralamadan kapatacağımızı ve hangi ön sıradan öğrenci alacağımızı.
Ben gayet iyi biliyorum ki bizden çok çok daha eski üniversiteler 40 binlerden, 45 binlerden hatta öğrenci alarak geçen yılı kapattılar. Evet. Ama yepyeni bir üniversite olan, daha muallak olan Üsküdar Üniversitesi geçen yılı 23 bininci sıradan kapattı. Yani 50 binin ilk %50'lik diliminden aşağı yukarı Üsküdar Üniversitesi öğrenci aldı ve bize 7 binden öğrenci geldi. Yani 7 bin ile 23 bin arasında bir aralıkta öğrenci aldık. Bu da bizi yeni olmamıza rağmen bu bandın, bu aralığın tercih etmesi bizim bir güven verdiğimizi, yani tıp eğitimi konusunda bir güven verdiğimizi bilimsel olarak kanıtlıyor bana göre. Bu yılda umarım ki hemen hemen aynı banttan, tabii gönlümüz arzu eder ki daha önlerden öğrenci alalım. Ve ama bu yıl sınavlarda da bir takım sıkıntılar oldu benim anladığım kadarıyla. Benim tahminim gene bu yıl bu aralık içerisinde öğrenci alımını sürdüreceğiz. Bir şey daha ekleyeyim. Hani Üsküdar Üniversitesi'nin diğerlerine farklılığı olarak. Şimdi bu yıl 3. sınıfı açıyoruz. Çünkü yeteri kadar öğrenci yatay geçiş yaptı bize. 30'un üzerinde bir öğrencinin yatay geçiş yaptığı bilgisi var bende. Bu durumda 3. sınıf da başlayacak bizde. Yeni kurulmuş bir üniversiteyiz biz. Demek ki bir güven verdik. Eski üniversitelerden de bizi tercih eden, bize gelmek isteyen öğrenciler var ki yatay geçişle de öğrenci alabiliyoruz. Evet. Aday öğrenciler hocam, sizin de açıkladığınız gibi her şeyi buradan izleyip zaten haberdar olacaklardır. Şimdi hocam siz dediniz, bina değil, önemli olan eğitimi veren kişi. Ha şöyle, bina önemli, altyapı önemli ama ben onu şu manada söyledim. YÖK zaten belli kriterlere uymayan hiçbir fakülteye tıp fakültesi izni vermiyor. Doğru, açılış izni vermiyor. Hani 3 aşağı 5 yukarı hepsi birbirine benziyordur. Evet. Ama tabii bina değil, senin de dediğin gibi aslında içindeki hoca verir eğitimi. Evet. O yüzden hocam tabii ki de sizin çalışmalarınız da merak konusu. Hemen hocam soruyorum, şizofreni üzerine çalışmalarınız var hocam. Buradan girmek istiyorum. Biraz bundan bahsetmenizi isteyeceğim. Daha sonrasında yine diğer çalışmalardan bahsedebiliriz. Şimdi şizofreni çalışmam benim çok eskilere tabii dayanıyor. Çok eskiden beri üzerinde çalıştım. Merak ettiğim bir hastalık. Üsküdar Üniversitesi'ne gelmeden önce ben Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde çalışıyor idim. Orada şizofreni ile ilgili mevcut yaklaşımları reddettik. Çünkü kanaatimizce şizofreni de sonuçla uğraşılıyor genellikle ve bir dopamin hipotezi var ve dopamin odaklı, dopamin, serotonin ve biraz da noradrenalin odaklı ilaçlarla, ağırlıklı olarak dopamin odaklı ilaçlarla şizofreni tedavi edilmeye çalışılıyor. Ancak sadece bazı belirtileri baskılanabiliyor şizofreninin. Evet, bu konudaki çalışmaları küçümseyemeyiz. İnsanları daha fazla aileleriyle birlikte olmalarını sağlıyor bu tedaviler. Daha şizofreni sürecini, hezeyan dönemlerini, hastalığın zor dönemlerini daha rahat atlatmalarını sağlıyor. Ama %100 bir tedavi sağlamıyor. Buradan yola çıkarak bu dopamin hipotezine, teorisine ya da alternatif teoriler yapmaya çalıştık. Poliamin yaklaşımına girdik. Tabii bu ayrı bir program konusudur. Uzatmayayım burada ama biz farklı düşündük. Bu farklı düşüncemizi de bir takım deneysel yöntemlerle kanıtladık. Bir takım kanıtlar elde ettik. İyi dergilerde, iyi bilimsel dergilerde, saygın bilimsel dergilerde makaleler yayınladık. İlaç olarak öngördüğümüz 3 molekülün patentini aldık. Tanıya yönelik bir yaklaşımın patentini aldık. Ancak o dönemde Türkiye'de herhalde çok hazır değildi böyle bir şeye. Başarılı olamadık. Daha fazla geliştiremedik. Bunlar kolay işler değil. Ben daha sonra emekli olup buraya geldiğimde 2013 yılında Ankara'dayken benim psikofarmakoloji araştırma ünitem vardı. Buraya nöropsikofarmakoloji uygulama ve araştırma merkezini kurduk. Altyapımız gayet iyidir. Deney hayvanları ünitesinde buna eklemledik. Biz burada nöropsikiyatrik hastalıkları deney hayvanlarında modelliyoruz. Bunlar sadece şizofreni değil, biz depresyon, anksiyete,
Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkları da çalışabiliriz mevcut altyapımızla. Ayrıca buna bağlı bir kimya, nörokimya laboratuvarımız var. Moleküler biyoloji, genetikle ilgili araştırma laboratuvarlarıyla da bağlantı halindeyiz. Yani işin hem nörobiyolojisini, hem genetik boyutlarını, hem nörokimyasını, her tarafını çalışabilir durumdayız. Ayrıca bir poliamin grubumuz var ve arkasındayız biz. Öyle kolay değil tabii bunu bütün dünyaya kabul ettirmek, buradan bir ilaç geliştirmek. Şimdi Covid-19 da girdi işin içine. Devletin bütün imkanları aşı ve buna yönelik bir ilaç geliştirme seferberliği içinde ama biz yakın tarihlerde hem TÜBİTAK Başkanı'yla görüştük, hem Bilim Bakanlığı yardımcısıyla, Sanayi Bakanlığı yardımcısıyla görüştük. Bir takım görüşmeler yaptık, bir takım bağlantılar kurmaya çalışıyoruz, kaynak yaratmaya çalışıyoruz, ilaç geliştirmeye gayret ediyoruz. Şizofreni ile ilgili söylediğimiz sözlerin arkasındayız. İlaç geliştirme çalışmalarına da sonuna kadar devam edeceğiz. Yani başarılı oluruz olmayız ama şimdiye kadar hem bize yapılan atıflar, elde ettiğimiz verileri destekler nitelikte uluslararası atıflar, hem de bizim önceki bulgularımızı destekleyen yeni bulgularımız oluşuyor gün gün. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Hocam tabii ki başarının gelmesi için öncelikle sürekli olarak çalışmak gerekiyor. Evet. Hocam şimdi bir de NP İstanbul Beyin Hastanemiz var bizim, hastanelerimiz var. Bu öğrenciler için bir fırsattır değil mi hocam? Bunu sormak istiyorum. Şimdi size. Tanıtım masasında geçen hafta görevliydim. Öğrenciler olsun, öğrenci yakınları olsun bunu soruyorlar. İki türlü soru geliyor bize. Evet. Birinci soru şu: sizin afiliye olarak bir beyin hastaneniz var ama bu çocuk beyin dışında kalan, beyni ilgilendirmeyen konulardaki işte tecrübesini, deneyimini nerede artıracak? Siz burada ona bu kadar iyi verebilecek misiniz? Göz mesela kliniğini yeterince görebilecek mi? Veya iç hastalıkların konusunda, mide konusunda nasıl gelişecek? Orada verilecek cevap çok basit. Tabii bizim zannediyorlar ki sadece beyin hastanesi var. Biz Memorial Hastanesi'yle de, Ataşehir Memorial Hastanesi'yle de afiliyeyiz. Beyin hastanesinde olmayan veya orada yetersiz kalabilecek eğitimleri biz diğer afiliye hastanemiz olan Memorial Ataşehir Hastanesi'nde vereceğiz. Ama bu arada beyin hastanemiz de gelişiyor. Yeni bölümler açılmaya devam ediyor oraya. Orası da bence oldukça yeterli. Özellikle nöroloji, psikiyatri, beyin sinir cerrahisi gibi konularda oldukça iddialı. Şimdi bu tarafını tamamladıktan sonra hani herkesin kafasına takılıyor. Beyin hastanesinin Üsküdar Üniversitesi veya Üsküdar Üniversitesi'nin hastanesi beyin hastanesi diye düşünüyorlar. Şimdi tabii bunun bir avantajı da var. Üsküdar Üniversitesi tematik kuruldu. Tematik bir üniversiteyiz biz. Bizim hedefimiz nöropsikiyatrik hastalıklar ve beyni anlamak, beyin üzerinden insanı anlamak. Kurulduğundan beri daha çok yatırımlarını nörobilim alanına, nöropsikiyatri alanına, beyin alanına yönlendirmiş bir üniversite. Bu da bence takdir edilmesi gerekli bir şey. Çünkü bütün dünyada bu böyledir bakın. Gelişmiş üniversitelerin görev tarifleri vardır. Sizin çok eski bir üniversite olmanız lazım her alanda, her konuya dalabilmeniz için. İşte dünyada örnekleri vardır. 150 yıllık, 100 yıllık, 100 yılın üzerinde birçok üniversite bunu yapar. Ama birçok üniversitenin de görev tanımı vardır. Ve bu görev tanımı çerçevesinde araştırmalarını yürütür, Ar-Ge'sine yatırım yapar. Bu anlamda beyni merak eden, nöroloji, psikiyatri, sinir, beyin sinir cerrahisi gibi alanlarda bir şeyler yapmak isteyen, uzmanlaşmak isteyen kişiler için burası ideal bir ortamdır ve iddialı bir üniversitedir bu konuda. Hani bu alanlara diğer alanlarda eksik yetiştirmeyiz. Yani yeterli bir öğrenci profili ortaya koyarız. Kabul edilebilir bir öğrenciyi mutlaka yetiştiririz. Ama bir öğrencimiz ileride
nörobilim alanında çalışmak istiyorsa Üsküdar Üniversitesi onun için iki kere hatta üç kere tercih etmesi gereken bir üniversitedir. Evet. Hocam şimdi nörobilim demişken ilk kez Üsküdar Üniversitesi'nde hayata geçen nörobilim onur programı var. Hakkında bilgi almak istiyorum hocam sizden. Evet, bu onur programı Nevzat Tarhan Hoca'nın fikri olarak ortaya çıktı önce ve ben de bunun üzerine hemen atladım. Çünkü gerçekten iyi bir öngörü onur programı. Yurt dışında kaldığım süre içerisinde de çalışmış olduğum üniversitede, Kuzey Teksas Üniversitesi'nde benzer bir onur programı vardı. Şimdi Türkiye'de pek çok üniversitenin, demeyeyim bazı üniversitelerin onur programları var ama bunlar genellikle sosyal bilimler alanına özgül ve yurt dışındakilerle birebir çok örtüşmüyor. Biz nasıl bir şey yapabiliriz, nasıl düzgün bir onur programı yapabiliriz diye düşündüğümüzde ilk tabii tematik olduğumuz için deminki sözlerimle bağlayayım. Bizim dedik nörobilim programımız tematik olmalı, nörobilim alanında olmalı onur programımız. Ve nörobilim onur programı başlığıyla açıyoruz bu programı. Bu programın dersleri, belli ders başlıkları. Ben bugün sana konuşmaya gelmeden önce yönergesini de, yaptığım yönergeyi de eğitim komisyonuna havale ettim. Eğitim komisyonunda görüştükten sonra senatonun onayı, senatonun onayından sonra da faaliyete geçecek. Tahminim bu öğretim döneminde faaliyete geçebilir. Belki bu COVID nedeniyle bir dönem daha erteleyebiliriz. Bilmiyorum, ona senato karar verir. Programın özelliği şu. Üsküdar Üniversitesi'nin 4 yıl ve üzeri lisans eğitimine sahip tüm öğrencilerine açık bir kere. Evet. Yani mühendislik doğa bilimlerinden de, insan toplum bilimlerinden de, sağlık bilimlerinden, tıp fakültesinden, her fakülteden öğrencilerimize açık. Şu anda not ortalamasını 3,5 olarak belirledik. En az 3,5 not ortalamasına sahip olması gerekiyor öğrencinin. Bir de nörobilime çok ilgili olması gerekiyor. Ve bu öğrenciler başvuracaklar onur programına. Tabii başvuran sayısı 20 ile sınırlı. 22 kadromuz var. Öbür iki kadroyu daha sonra açıklayayım. Şimdi not ortalaması 3,5'un üzerinde olanlardan, başvuranlardan bir komisyon 20 öğrenci seçecek. 15 öğrenci başvurursa 15 öğrenciyle devam ederiz. 20'nin üzerinde olursa bir seçim ve sıralama yapacağız. Muhtemelen bu sıralamada en az 3,5 dedik ama 4 ortalama olanı önce tercih edeceğiz. Daha böyle adil bir seçim yöntemiyle sınıfı 20 kişilik yapacağız. Peki artı 2 demiştim. Bu artı 2 nerede? Çocuk 3,5 ortalamayı tutturamayabilir ama çok meraklı olabilir ve dikkat çekebilir. Dikkat çekici bir öğrenci olabilir. Bu durumda da dekanlarımızın yetkisi var. Bulundukları fakültelerde bu şekilde nörobilime çok aşık olan, ilgi gösteren ve farklı görüşleri olan, duruşuyla kendini belli eden öğrencilerimiz varsa onları da ayrıca komisyonda seçerek iki kişilik bir kontenjanda onlar için veriyoruz. Toplam 22 öğrenci olacak. Ne olacak bunun programın içinde? Derslerimiz olacak. Toplam 4 yarı yıl, 2 yıl sürecek bu program. Epey uzun hocam sürecek. Evet. Ve AKTS sistemine dahil değil. YÖK sistemine dahil değil. Bu ayrı bir program. Onur programı. Üsküdar Üniversitesi'ne özel. Çok fazla beni dışarıdan arıyorlar, biz de gelebilir miyiz diye. Hayır, sadece Üsküdar Üniversitesi öğrencileri alınabilecek onur programına. Ki biz bu onur programını bitiren öğrenciye diplomasının yanında ayrıca bir onur diploması vereceğiz. Yani bir sertifikası daha olacak İngilizce ve Türkçe. Şimdi tabii ki başvuru içinde 2 yılın sonunda başvuracak. 4 yıllık lisans öğrencisi olsun, 6 yıllık tıp fakültesi öğrencisi olsun. 2 yılını tamamlama mecburiyeti var. 2 yılını tamamlayacak ki ben onun ortalamasını görebileyim. Yani okula ne kadar ısınmış, performansı nasıl, onu ancak o zaman değerlendireceğiz. Peki bu derslerin içinde neler var, neler yok ki? Her şey var. Nörobilimi ilgilendiren, nörofelsefeden tut,
beslenmenin nörobiyolojisi, bağımlılığın nörobiyolojisi, nöroteoloji, efendim kuantum, nöroetik, aklıma gelenler ve dersler şey dersi gibi değil, böyle lisans dersi gibi değil de konferans tadında olacak. Hı hı. Bir saatle üç saat arasında bir konu başlığında bir hoca, o alanda temayüz etmiş bir hoca, bu ben olurum, Sinan Canan olur, Nevzat Tarhan olur, Sultan Tarlacı olur. Hı hı. Yani aklıma gelen şimdi ilk etapta bu hocalar. Tabii başka hocalarımız da var değerli. Bu hocalarımızın anlattığı konferans tadındaki dersleri dinleyecekler. Evet. Laboratuvarlara gidecekler, gözlem yapacaklar laboratuvarlarda. Hı hı. Kendileri bize seminer anlatacaklar ve bir bitirme tezi hazırlayacaklar. Bunu yaptıktan sonra da biz onlara bir onur belgesini diplomalarıyla birlikte takdim edeceğiz. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? Eğer nörobilim alanında ilerleyecek istidadı olan, buna merakı olan bir çocuk varsa, hı hı, biz onu daha üniversite sıralarındayken yakalamış ve doğru yola kanalize etmiş olacağız ve bu arkadaşın onur programından mezun olan bir öğrencinin ben çok iyi bir bilim insanı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Ve bir özelliği daha var programın. Hı-hı. Tek kutuplu bir nörobilim bakışımız yok bizim. Hı-hı. Artık eğitim ve dünya multidisipliner. Her şey multidisipliner. Hiçbir şeyi tek bakış açısıyla anlamanız mümkün değil. Hı hı. Biz burada mühendislik, tıp, sağlık bilimleri, İTBF ve bunların çeşitli bölümlerinden, hı hı, farklı bölümlerinden 30 öğrenci alacağız. Program multidisipliner. Evet. Bir tıp öğrencisi, bir mühendislik öğrencisiyle, bir sosyoloji öğrencisiyle, bir psikoloji öğrencisiyle belki böyle bir karma çıkacak. Bir arada multidisipliner ders alacaklar. Multidisipliner iletişimde bulunacaklar, hı hı, ve daha sonra kendi alanlarına gidecekler multidisipliner olarak. Ve ben bu programdan belge alan öğrencilerimizin, hı hı, çok iyi bilim adamları, bilim insanları olacaklarını düşünüyorum ileride. Kesinlikle. İddialı çalışmalara imza atacaklarını düşünüyorum. Hocam çok büyük bir fırsat çünkü bir arada olması, bahsettiğiniz gibi fakültelerin, hı hı, sosyalleşirken, konuşurken de hepsi birbirinden bir şeyler öğrenecekler. Sizler zaten anlatacaksınız. Evet. Evet. Daha hocam, öğrenciyken multidisipliner tartışmayı öğrenecekler. Evet. Ya hocam üniversitede de böyle oluyor ama böyle bir programın ortaya çıkıyor olması nörobilim dalında bence çok büyük bir fırsat. Öğrencilerimiz de bu programdan duyarlarsa biraz fazla çalışıp, evet, programa dahil olabilirler. Sevgili Betül, bana bir de şeyi soruyorlar daha çok, böyle 20 öğrenciyi duyunca herkes bir hayal kırıklığına, hı-hı, uğruyor filan. Niye 200 değil diyorlar. Şimdi bir şeyi doğru yapmak lazım. Evet. Bakın Üsküdar Üniversitesi 2011 yılında tıp fakültesiyle başlamadı. Bakalım Türkiye'deki vakıf üniversitelerine tıp, eczacılık, diş hekimliği başlar. O, hı hı, böyle bir lokomotifi olur üniversitenin. Diğerleri de bunun arkasına eklenir. Evet. Üsküdar Üniversitesi basamak basamak, hı hı, adım adım, kademe kademe geldi. Ve geliştikçe kalitesini artırdı, hı hı, bence. Bakın tıp eğitimini geçen yıl açtık. Çünkü tıbbı açmaya geçen yıl hazırdık. Evet. Diş hekimliğinin izni aldık. Bu yıl başka birileri olsa açardı. Biz açmadık. Hazır olmamız gerekiyor. Hazır olmasına rağmen açmadık. Hı hı. Daha hazır olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Bu programa da baktık, elimizdeki elemanlara, hoca sayısına. Çünkü şöyle de bir şey var. 22 öğrenci seçildi diyelim, 21 desek işte 7 tane sağlam mentor bulmam lazım benim. Ne diyorum, ne demek istiyorum? 3 öğrencinin bir danışmanı olacak. Evet. Bir mesela Sinan Canan 3 öğrenciye danışmanlık yapacak. Nevzat Tarhan bu programda 3 öğrencinin mentoru olacak, danışmanı olacak aynı zamanda. Birebir yakında. Evet, biz 200 öğrenci alırsak buraya, o zaman bu sulanır bu program. Hı hı. İyi yetiştiremeyiz. Kesinlikle. İyi seçeceğiz, adil seçeceğiz. Seçtiğimizi hakkını vererek, hı hı, onur programından mezun edeceğiz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler aktardınız bize. Programın sonuna geldik. Sizden bir de aday öğrencileri için tavsiye almak istiyorum. Ondan, evet, sonra kapatacağım hocam. Her zaman standart klişe tavsiyelerimiz var. Hı hı.
Benim çok bilinmeyen bir tarafım vardır. CV'me falan bakınca beni böyle kolejlerden falan gelmiş, hayatı başarılarla dolu falan bir öğrenci olarak öğrencilik dönemim geçtiğini düşünüyorlar. Tabii ki öğrencilik dönemimde vasatın üstünde bir öğrenciydim ben ilkokulda, ortaokulda, lisede, ama tıp fakültesini veya işte fakülteyi girdiğim iki sınavda kazanamadım. Üçüncü hakkımda kazandım. Ama kazanıncaya kadar da buna sebat ettim. Hatta beyin sinir cerrahı olmaktı, iyi bir beyin sinir cerrahı olmaktı hedefim ve beyin nakli yapmayı düşünüyordum gelecekte. Bunlar olmadıkça da etrafından dolaşa dolaşa, zorlaya zorlaya bir nörobilim alanında bir hoca oldum, bir profesör oldum, kitaplar yazdım. Hatta yazdığım kitaplardan kitapları, Türkçe kitapları Gazi Yaşargil Hoca'nın, ki Gazi Yaşargil Hoca 95 yaşında olmasına rağmen ders vermeye devam ediyor, tavsiye etti. Ve ben ona kitap imzaladım. Bu benim için çok büyük bir onurdu. Ve bugün geldiğim noktada iyi ki de beyin sinir cerrahı olmamışım. Çünkü klinikte devamlı hasta muayene etme veya ameliyatlarda uğraşmak yerine araştırmayı daha çok seviyorum. O cerrahiyi deney hayvanlarında zaten yapabiliyorum. Hedefime bu şekilde ulaştım. Ha, bu uzun hikaye neden öğrencilere? Gönüllerinin götürdüğü yere gitmeleri çok önemli. Evet. Ben çok meraklıydım çocukluğumdan beri. Çocukluk hayallerimi gerçekleştirmeye uğraştım. Ha, kafalarında bir bölüm, bir fakülte vardır. O olmaz ama onun içinde, o kutunun içinde istedikleri şey vardır. Kendilerini geliştirerek o hedefe ulaşabilirler. Evet. Öncelikle ısındıkları, gönüllerinin istedikleri, sevdikleri alana yönelsinler. Sonra da sevdikleri alan olmuyorsa mücadele ederek o alanın peşinde inatla gitmeye devam etsinler. Evet. Çok teşekkür ederiz Tayfun Hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümünde Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı değerli hocamız Profesör Doktor Tayfun Uzbay bizlerleydi. Şimdi bizden ayrılmayın diyeceğim çünkü az sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sevda Asgarova bizlere ergoterapi bölümünü anlatacak. Şimdilik hoşça kalın.